Kayseri'de babasından devraldığı ayakkabıcılık mesleğini 30 yıldır sürdüren Cesur Ögel, çırak bulamamaktan dertli. Ögel, böyle giderse yakın zamanda ayakkabıya çivi çakacak usta bulunmayacağını öne sürdü. Cesur Ögel, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı ayakkabıcılık mesleğinde aranan ustalardan birisi haline geldi. Ancak bugünlerde Ögel usta yetiştireceği yeni çırak bulamamaktan şikayet ediyor. İsmim Cesur Ögel, ayakkabı imalatçısıyım. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu iş babam, babamdan kaldı bana meslek. Yani hala da babam var, geliyor gidiyor yanıma. Yani geçmiş yıllarda işte bu işe geldik, başladık çırahlık dönemimizde. Sonra usta olduk, kalfa olduk derken, şimdi işte hala yapmaya çalışıyor yani. Şimdi yani biz yoklukla mücadele ettik. Yani işte elemeyle uğraştık, yıllarca çalıştık. Yani zorluklarda neler, çırak gelmiyor eskisi gibi mesleğe yani. Ben yalnız başıma uğraşıyorum yani tehlike altında. Burada Kayseri de tehlike altında ama Konya'da, Antep'te değil yani. Ama Kayseri'de kimse çocuğunu getirmiyor buraya yani. Şimdi herkes okuyor, okula gidiyor. Ne bileyim yani herkes işte okuyun peşinde. Öyle olunca da kimse çocuğunu Bir de organize falan olmasından dolayı Kayseri'de bura mantıklı gelmiyor yani vatandaşlara. Şu anda iyi çok şükür hamdolsun kendimizi geçindiriyor. Yani azalma var. Çünkü şu pandemi hastalığı falan yani etkiliyor. Bizim gibi küçük esnafı daha da çok piyasa etkiledi. Yani nasıl çağrı vermek isterim? Yani hükümette yani birazcık böyle küçük esnafa sahip çıkarsa daha iyi olur yani. Tabii çırak isterik. Geçse de yani şurada elimizin altında yani o da bir meslek bellese bence ilerinin mesleklerinden biri bu. Yani yarın iki gün sonra Kayseri'de mesela ayağa ne bileyim bir çivi vurduracaksın, usta bulamayacaksın. Zaten şu anda burada Kayseri'de çok az yani. Yani topuğun düşecek, inan elini alacaksın, gezdireceksin yani kime yaptırsam diye.